7. konuşmayı Merkez Parti adına Genel Başkan Profesör Doktor Abdurrahim Karslı yapacak. Kıymetli seyirciler, millet olarak tarihimizin en karanlık yıllarını yaşıyoruz. Vatanımızda her anlamda adaletsizlik, mutsuzluk ve karamsarlık hakim. Anayasamızda tarifi yapılan milli devlet yapımız tehlikeye girmiş, hukuk sistemimiz çökertilmiştir. Dış politikamız, devlet onurumuz, milli hassasiyetlerimiz, Devlet yönetme bilgi ve tecrübesi olmayan, ehliyetsiz bürokrat ve siyasetçiler tarafından yıpratılma, yıkılma ve imha edilme sürecine sokulmuştur. Milli ve manevi değerlerimiz, dinimiz, kültürümüz, tarihimiz, kimliğimiz küresel dış mihraklar ve onların işbirlikçisi olan yerli yetkililerce tahrip edilme sürecine sokulmuştur. Ekonomimiz kapitalist neoliberal serbest piyasa düzeni içinde israf ve tüketim esaslı. Devamlı artan borçlanma sistemi ve faiz lobisinin emrine teslim edilmiştir. Özelleştirme adı altında çıkartılan yasalarla yer altı ve yer üstü milli varlıklarımız küresel güçlere ve yönetimin istediklerine peşkeş çekilmiştir. Milli sermaye ortadan kalkacak şekilde kıskacı alınmış, küçük ve orta ölçekli Üretim sektörü dar boğaza sokulmuş. Tarım ve hayvancılık Avrupa Birliği'ne kurban edilmiştir. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkımız milli, manevi ve kültürel değerlerine sahip olamayacak kadar geçim derdiyle uğraşır hale getirilmiş. Bir torba kömür, bir poşet kumanyaya muhtaç dilenci muamelesine layık görülmüştür. Vatan topraklarımız fiilen bölünmüş ve güneydoğu'da devletin güvenliği PKK'ya teslim edilmiştir. Çıkartılan kanunlar ve uygulamalar bölünmeye, ayrışmaya ve büyük güçlerin sömürüsüne zemin hazırlamıştır. Milleti milli menfaatler doğrultusunda bilgilendirmesi gereken görsel ve yazılı basın büyük ölçüde iktidarın emrine tabi olmuştur milleti iktidarın istedikleri doğrultusunda manipüle eden, uyutan, uyuşturan bir misyonun hamili olmuştur. Siyasi partilerimiz, sendikalarımız, derneklerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz oluşturulan lider oligarşisi nedeniyle kendisini çağın ve ilmin gereklilerine uyduramayan, milletin taleplerini karşılayamayan ve fırsat eşitliği oluşturamayan duruma sokularak görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Merkez Parti vatan topraklarımızın, millet bütünlüğümüzün, milli ve manevi değerlerimizin Hristiyan, Siyonist emperyalizm tarafından dışarıdan ve işbirlikçileri tarafından da içeriden kuşatıldığını tespit etmiş, bütün bu sayılan değerleri sahiplenmiş ve bu değerler için milletiyle beraber çözüm üretmeyi kendisine görev edinmiştir. Bu itibarla Merkez Parti eşrefi mahlukat olan insanı ve hukuku üstün tutan, insanın güvenlik, saygınlık, sosyal, baskıya karşı direnme, özgürlük, kendini gerçekleştirme ve temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak bir siyaset uygulamayı hedef edinmiştir. Ülkemizi ve kaynaklarını adalet ve hukuk esasları içinde millet için değerlendirmeye yönelik uygulamalar geliştirmeyi, sosyal adaleti en insani ve en akıllı biçimde sağlamayı, tüm mal ve hizmetleri herkes için kolay ulaşılabilir hale getirmeyi, insanın akıl ve zekasını kullanarak teknolojiyi geliştirmeyi teşvik etmek ve teknolojiden azami derecede faydalanmayı sağlamayı amaçlamıştır. Barışçı ve sürdürebilir bir uygarlığın kurulmasını sağlayacak uygulanabilir planlar geliştirmeyi, kağıt üzerinde kalan insan haklarını hayatın merkezine oturtmayı esas almıştır. Merkez Parti'ye göre değer, nimet ile emeğin buluştuğu alandır. İnsana emeğinden başkası yoktur hükmünü temel dayanak alarak, partimiz emeğin sömürülmesine karşıdır. Egemenliğin millete ait olduğu ve hiçbir kuruluş veya hiçbir kişinin gücünü milletten almayan bir yetkiyi kullanamayacağı görüşündeyiz. Hürriyetleri başkalarına zarar vermeyecek şekilde herkesin tabi haklarının kullanılması olarak bilir, Toplumun diğer üyelerinin aynı haklardan faydalamalarının sağlanması olarak görürüz. Kanun önünde istisnasız herkes eşittir. Ve suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar masumdur. Bu ilkeyi ve hiç kimse kamu düzenini bozmadığı sürece inançları ve düşünceleri nedeniyle tedirgin edilemez şartını temel değer olarak tanırız. Merkez Parti iktidarında Kamu gücünün devamını sağlamak ve idarenin masraflarını karşılamak için öngörülen verginin adaletliği ve tüm yurttaşlar arasında gelirleri ile orantılı olarak yeniden yapılandırılması sağlanacaktır. Merkez Parti iktidarında toplumun tüm kamu görevlerinden görevleriyle ilgili hesap sorma hakkı işletilecektir. Merkez Parti, devleti, manevi kişiliği ve belirli anayasal düzeni olan egemenlik sahibi bir siyasi teşekkül olarak tanımlar ve milletin güvenliği, refahı ve mutluluğu için bir araç olarak görür. Merkez Parti, devletin her türden ırk, din, mezhep, ideoloji ve şahıs vurgusundan arındırılması gerektiğini savunur. Evrensel kavramlar olan hak, hukuk, adalet, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramları yeterli görür. Merkez Parti için din hayatın tümünü kapsayan hayat biçiminin adıdır. Sevgiyi, adaleti, merhameti, eşitliği, hürriyeti savunmak dinin özüdür. Partimiz inanç gruplarının kendi ibadet şartlarını belirlemesi gerektiğine inanır ve inançları, mezhepleri ve meşrepleri ne olursa olsun tüm insanların eşitliğini savunur. Merkez Parti için hiçbir kişisel, etnik, dini ya da sınıfsal bir gücün millet üzerinde otorite kurma hakkı yoktur. Demokratik, özgürlükçü, laik, sosyal düzen vazgeçilmezliğimizdir. Aziz milletimiz, önce insan, önce adalet ve önce hürriyet demek için hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, laik cumhuriyetimizi yüceltmek için törelere feda edilen, bedenleri metalaştırılan, bütün hakları ellerinden alınan, yok sayılan kadınların özgürlüğü ve eşitliği için. Emekleri sömürülen, hayatları çalınan işçi ve memur tüm çalışanlara emeğinin karşılığını eksiksiz vermek, çalışma ve iş sağlığı güvenliği sağlamak için. Köylümüzün, çiftçimizin sömürülmesini ortadan kaldırmak için. Kamu imtiyazı kullanıp servet toplama yarışına girenlere dindarlık ve muhafazakarlık adı altında şahsi ikbal peşinde koşan din bezirganlarına hayır demek için hırsızlığın, yolsuzluğun, yağmanın, siyaset zannedildiği talanın ve haramın pervasızca hüküm sürdüğü bu ortamdan kurtulmak için İslam'ın siyasi ve her türlü çıkar amacı olarak kullanılmasını engellemek için halkımızın kendi yöneticilerini doğrudan seçmesi için, demokratik parlamenter sistemimizi yaşatmak için, adaletli yargı sistemini tam bağımsız kılmak ve özellikle siyasetin aracı olarak kullanılmasından kurtarmak için, ekonomide üretimi esas almak ve gelişmişlikten halkça paylaşmak için, tüm insanımızı birlikte Merkez Parti olarak bu ilkeler ve inançlarımız doğrultusunda iktidara gelmek ve milletin geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. Sizlerden oy istiyoruz ve gayret bizden, yardım Allah'tandır diyoruz.